Nurcan Hocam, peki bebeğin hareketleri nasıl gözlemlenir? Şimdi ilk gebeliklerde biraz daha geç algılamaya başlıyorlar gebeler. Özellikle 20. haftadan sonra hareketlerini hissediyorlar. Ama 2. ve 3. gebeliklerde biraz daha erkene alınıyor bu. 16. haftada hissetmeye başlar çünkü eşi birazcık da öğrenmiştir hareketlerini. Ama 20. haftadan sonra her gün hareketini hissetmeyebilir gibi. Özellikle 30-32. haftadan sonra bebek hareketleri çok önemlidir. Bebeğin hareket ediyor olması, çok hareket edince bazen telaşla gelirler, çok hareket ediyor, bir sorun mu var diye. Halbuki ben dışarıdaki çocuk gibi bakacaksınız diyorum. Yani keyfi yerinde olan, sağlıklı çocuk ne durdan anlar ne oturdan anlar, sürekli hareket halindedir. Hasta olan çocuk da yani ne yemek yemek ister, ne parmağını kıpırdatmak ister. Anne karnındaki bebek de öyle. Eğer hastaysa, bir sorunu varsa tamamen hareketini keser. Biz onun için 32. haftadan sonra sürekli günde en az 10 kere hareketlerini saymasını, 10 hareketini saymasını isteriz gebenin. Yani uzun süre hareket etmedi diyelim, 2 saat beklediniz, hiç hareket etmedi. Çünkü bebek de, dışarıdaki bebek gibi anne karnında bebek de uyur. 2 saatin üzerinde hiç hareket etmez, o zaman telaşlanın diyoruz. Onun dışında arada sırada uyur, arada sırada hareket eder. Ama özellikle 32'den sonra çok önemli bebek hareketleri.